Bu Rumilikle ilgili kitaptan arkadaşlar edinseler iyi olur. İnternette de var. Oradan da indirebilirler. Ama kitap olarak bulunsa bence çok daha iyi. Çünkü her yere götürebilirler. Belge olarak sunabilirler. Yani Rumiliği savunanlara hediye edebilirler. Bu kitapta yani kitabın orijinalinde fotoğraf var. Altları çizilmiş. Çok açık, sarih. Hiç kimsenin inkar edeceği gibi değil. İkinci baskısında bu homoseksüel ve ateist olan Rumilerin listesini vereceğim fotoğraflarıyla. Ama tabii çok az verebiliriz. Çünkü on binlerce homoseksüel ve ateist Rumi. İngiliz Derin Devleti'nin elemanlarının hemen hemen tamamı Rumiler. Ya burada bir gariplik var. Bilgi vermek açısından örnekler vereceğim. Zaten Rumi'nin bütün sözlerini de almadık. Yani örnek olması açısından aldım. Yani çok fazla var. Yanlış ifade. Çok çok fazla. Bir tane, iki tane, 10 tane değil. Bir de Hülagü ile bağını anlatacağım bir dahaki sefer. Yani ikinci baskısında Hülagü ile bağını. İslam deccali olan bir insan, Hülagü bütün gücüyle destekliyor Mevlana'yı. Yani o onu destekliyor, o da onu destekliyor. Yani felaketin boyutu anlatılır gibi değil. Ama belgelendirdiğimde konu bitecektir tabii. Bakın kitabı bir daha göstertiyorum. Kardeşlerim mutlaka bu kitaptan edinsinler. Evet. Sen herhalde artistik çekim yapmak istiyorsun anladım. Evet. Bu iyice belleklerine otursun insanların. Bu kitaplarla, eserlerle meseleleri halledeceğiz. İnşallah, inşallah. Kırıp dökerek değil, kafa göz yararak değil. Fikirle. Benim düşüncem bu. Hülagü sırf Bağdat'ta 1,5 milyon insanı katlediyor. 1,5 milyon Müslümanı. Halifeye davet yolluyor Hülagü. Kızımı diyor, oğlunuzla evlendirelim, teslim olun diyor. Müslümanların canını malını kurtarırsınız diyor. Bak kahpeliğine bak Hülagü'nün. Buna inanan halife ailesi ve ulema ile birlikte, bak ailesi ve ulema ile birlikte Hülagü'nün yanına gidiyor. Tüm ailesini ve ulemayı katlediyor Hülagü. Tüm ailesini gözünün önünde katlettikten sonra en son halife Muttasım'ı keçiye sarıyor, atlarını ayaklar altında çiğneterek adamı da öldürüyor. Yani şehit ediyor. Bağdat'ta işgalin ilk 3 günü hiç durmadan geceli gündüzlü katliam yapıyor. 3 gün, geceli gündüzlü. Daha sonra yağma ve katliamlar 6 hafta daha devam ediyor. Katledilenlerin çokluğundan Dicle Nehri kırmızı akıyor böyle, kıpkırmızı. O Barada Nehri var onların ünlü. Orada da muazzam katliam yapıyor. Orada da nehir kıpkırmızı kan akıyor. Mevlana da bütün gücüne bu adamı destekliyor. Hülagü'yü. Hülagü Anadolu'daki bütün o cemaatleri, Müslümanları katlediyor. Onun dışında sadece Mevlana'yı bırakıyor ve ona tabi oluyor inşallah. Mevlana'nın dışında hiçbir hocaya, alime hayat hakkı tanımıyor. Hepsini katlettiriyor. Bir tek buna uyacaksınız diyor. İngiliz Derin Devleti de sadece buna uyacaksınız diyor.